Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz da ağır bir renk takılmak istedim. Videoda sanırım biraz griye dönük bir renk görünüyor ama limon küfü yeşili diye geçen bir renk. Bayan örgülerine çok ağır duruyor. Her türlü erkek örgüsü, bebek örgüsü yapabilirsiniz. Ben bununla bebek yeleği de örmüştüm. Ben tığ ile yapılan bir bayan örgüsü modeli anlatmak istiyorum. Öncelikle yeterli uzunlukta zincirimizi çekiyoruz. Ve ben bir sıra önce lastik yerine kullanabileceğiniz trabzan yapmak istiyorum. Üçlü trabzan olarak bir sıra bu şekilde hazırlık yapıyoruz. İsterseniz bu başlangıç kısmını iki zincirli hazırladığınız delik şeklinde de yapabilirsiniz. Önce bir sıra trabzan hazırlamak istiyorum. Bir sıra başlangıç gördüğünde üçlü trabzan olarak hazırladım. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Birinci trabzanımı sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanıma batıyorum. Sık iğne örer gibi zincirimi buraya kapatıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip burayı dolgu olarak ilmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Aynı başlangıç noktasından bir ilmek çekiyorum. Başını doluyorum. 3. defa başını doluyorum. 4. Başını doluyorum. 5. Başını doluyorum. Tam 6 tane ilmek çektim. Bu ilmeklerimi ipimi şekilde tutuyorum. Dolgumu bir defa da kapatıyorum. Sonra başlangıç bölümündeki elimle tuttuğum yerden bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne örer gibi burayı da kapatıyorum. Burası son battığım yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanıma batıyorum ve sık iğne örer gibi dolgumu kapatıyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum ve son battığım yerden sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanıma batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. Aynı şekilde buraya bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum, dibine batıyorum. 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. 4. Başını doluyorum. 5. Başını doluyorum. Tam 6 tane ilmek çekiyorum. Burada elimdeki ipim, bakın, elimle tutuyorum ve dolgumu bir kere de kapatıyorum. Elimle tuttuğum bölüme tekrar girerek bir ilmek çekiyorum ve 2 ilmeğimi sık iğne örer gibi kapatıyorum. Son battığım yerden sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Son battığım yerden sonra 1, 2, 3 sayarak buraya sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı yan yatırdığımız dolgularımızdan oluşturuyoruz. Aynı zamanda aralara da 3 zincirle bir yuva oluşturmuş oluyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. İlmeğimi biraz uzun çektim. Başını doladım. 2. Başını doladım. 3. Başını doladım. 4. Başını doladım. 5. Başını doladım. Tam 6 tane ilmek çekiyorum. Ve bu çektiğim ilmekleri bir kere de kapatıp arasından aldığım ilmeği de bir kere de kapatarak dolgumu tamamlıyorum. Son battığım yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanıma batıyorum. Sık iğne örer gibi burayı kapatıyorum. Aralarda 3 tane zincir çekerek 1, 2, 3. trabzana batıyorum. Ve bu şekilde bir sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yelek yapmak isteyenler için şu ön kısmını lastik olarak kullanmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve örgümün bitiş noktasına batarak burayı aynı şekilde sık iğne örer gibi kapattım. Siz bu ön lastik bölümünü ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlamalısınız ve zincirde aynı boyda çekerek örgünün bitiş kısmına sabitlemelisiniz. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Ve içerisine lastik için hazırladığım trabzanlarımı yapıyorum. Eğer bunu şal yapmak istiyorsanız
Aynı şekilde iki motifin arasındaki trabzanları da buraya koyarak devam edebilirsiniz. Herhangi bir değişikliğe gerek yok. Bu şekilde yeterli. Trabzanlarımı yaptım. Bir, iki tane zincir çekiyorum ve fıstığımı atlıyorum. Bir sonraki iki fıstığın arasındaki deliğe giriyorum. Buraya bir, iki, üç defa da kapattığım trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. Aynı yere bir, iki, üç defa ördüğüm trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç defa örüyorum. Tekrar bir, iki, üç defa örüyorum. Dört oldu. Bir tane daha yapıyorum. Beş tane olarak burayı tamamladım. Burası dediğim için dediğim gibi ön lastik ama burayı şal yapmak istiyorsanız aynı kalınlıkta yapabilirsiniz. Yelek için ise burayı istediğiniz kadar ön lastik için kalınlaştırabilirsiniz. Ben sadece yapımını anlatmak istiyorum. Siz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İki zincir çekip bir sonraki boşluğa giriyorum. Ve aynı şekilde buraya tam 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Hem bayan yelek hem bayan etol şal yapımında çok güzel olacaktır. Bu modeli bebek battaniyesi yapımında da kullanabilirsiniz. 2, 4, 5. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki 2 fıstığımın ara boşluğuna giriyorum. İlk sırada fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Arasında birer tane yuva oluşturuyoruz. İkinci sıramızda ise aradaki yuvalara 5 trabzan yapıp araya 2 zincir çekerek bu şekilde küçük birer tane yuva yapıyoruz. Ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde 1, 2 tane hatta başlangıç 3 tane çekelim toparlamasın. Zincir çekiyorum. Birinciyi sayıyorum. Birinciden sonra 1, 2, 3'üncüye pardon en sonuncuya batıyorum. Bakın burada ilk baştakini zincirimizi çektik. En sondaki trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ve sık iğne örer gibi burayı kapatıyoruz. Bir zincir çekelim. İlmeğimizi uzatalım. Aynı en sonuncu trabzanın tepesine batıyoruz. Ve 6 defa da çektiğimiz dolgumuzu yapıyoruz. Dolgumuzu bir kere de kapatıyoruz. Elimize tutuyoruz. İlk başlangıç ipinin arasından bir ilmek alıp sık iğne örer gibi kapatıyoruz. Bir sonraki arada bulunan 5 trabzanın birincisinin tepesine batıyoruz ve sık iğne örer gibi burayı kapatıyoruz. Arada 2 tane zincirimiz var ve en sonuncu trabzanın tepesine pardon 3 tane zincirimiz var. En sonuncu trabzanın tepesine batarak burayı sık iğne örer gibi kapatıyoruz. Yani ilk baştaki işlemlerimizi burada tekrarlamış oluyoruz. Bir tane zincir çekerek burada ilmeklerin açılmasını engellemiş oluyorum. Uzatarak ilmeğimi aynı noktaya tekrar battım. 2 3 4 5 6 Başını dolayarak 6 tane yeni ilmek çıkarttım ve bu dolgumu da 2 aşamada kapatarak tamamlamış oldum. Burada yuvayı atlıyorum. Trabzanlarımın ilk birincisine batarak sık iğne örer gibi kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve 1, 2, 3 artık bu dördüncü oluyor. En son trabzanımın tepesine batarak sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bir zincirle uzatıyorum. Aynı dediğim gibi ilk baştaki işlemleri burada tekrarlıyoruz. İki aşamada dolgumu kapattım. İlk trabzanımın tepesine sık iğne yapar gibi sabitliyorum.
Sıra sonuna geldim. Son dolgumu tekrar bağladım. 3 zincir çekerek örgümü sonuna batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Baştaki zinciri bir tane sayıyorum ve deliğimin içerisine 4 adet daha trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Fıstığımın yanındaki iki zincirle oluşturduğum yuvaya batıyorum. Ve 5 tane buraya üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 tane tekrar zincirim var. Bir sonraki yuvaya batarak ikinci fıstığımın da motifini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Örgüm biraz ilerleyince bu şekilde görünüyor. Yelek, etol şal, hatta battaniye ve lif için mutlaka kullanmanızı öneririm. Örmesi de benim çok hoşuma gitti. Çok zevkli bir model oldu. Dediğim gibi ince ve kalın her türlü iplerle yapabilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni model anlatımlarında görüşmek üzere.